Evet, Piri Reis Parkı'ndayız. Günlerden Perşembe. Piri Reis Kampı'nda. Kek molası veriyoruz. Ececiğim çok teşekkür ederiz kekleri gönderdiğin için. Deniz bugün çok güzel. Bakın burada yerde gördüğünüz numaralar. Burada balık tutma yarışması yapılıyordu arkadaşlar. Onların numaraları. Ama ben balık tutan pek göremedim buralarda. Metin tam balık havası değil mi? Sahil hattında bazı yerlerde çökme olduğu için bisiklet yoluna da çıktık. Oradan da gidiyoruz. Buralara da böyle bir kazı çalışması oldu. Mekanlar şu sınırdaydı. İçeri çekildi. Ama devamı gelmedi. Buraları da herhalde daha sonraya bıraktılar. Ama gördüğünüz gibi Büyükçekmece sahiline yaklaşıyoruz. O bölgeyi bitirdiler. Sizlere orayı tanıtacağım. Güzele güzel deriz. Güzel işler yapmışlar. Onu tanıtacağım. Arkadaşlar Büyükçekmece sahil projesi buradan başlıyor. Bakın. Ben şahsen çok beğendim. Daha önce geldim. Sizlere de burayı tanıtmak istedim. Yapılan iş çok güzel bir iş. Her yerden denize girebilirsiniz. Bakın bu ahşap görünümlü plastik üstünden gidiyorum. Deniz o kadar temiz ki. Yani denize akan şeyleri de engellemişler. Deniz de tertemiz. Buradan içi gözüküyor. Buralarda hep merdiven vardı denize girmek için. Yazın kaldırılmış haliyle kışın rüzgardan dalgadan bozulmasın diye. Burası oturup güneşten korunma yeri. Ağaçlar, palmiye ağacı. Yani bu kadar büyük ağaçları nereden getirdiler? Özel bisiklet yolu, asfalt kaplanmış. Buralar eskiden hep restoran doluydu. Denizi göremiyorduk doğru dürüst. Şimdi tamamen halka açılmış. Bakın ne kadar güzel. Bu palmiye ağaçları kışa dayansın diye iple bağlamışlar dört tarafından. Burası Albatros. Restoran burası arkadaşlar. Burada kahvaltı ve yemek yiyebiliyorsunuz. Halka açık bir yer. Özel bir restoran. Her tarafta çocuk oyun parkları mevcut. Şu an görüyorsunuz direklerde aparatörler var. Müzik yayını da yapılıyor ama şu an yok. Hani bir de balık çıksa şurada. Balık olsa buranın keyfine doyum olmaz arkadaşlar. Bakalım bir balık yakalamışlar mı? Balıkçılara bir bakalım. Eskiden burada bir heykel vardı. Balıkçı heykeli vardı. Büyük bir iskele vardı. Kapalı bile yok be. Rastgele balıkçılar. Eyvallah, sağ olasın. Gelmiyor ya. Çağırıyoruz, çağırıyoruz. Gelmiyor mu? Yok mu? Çok sakin deniz ya. Yok ya, yok balık çok. Çok şey, çok zevkli. Ha, orada da olur. Yazın burada tahtalara yatıp güneşleniyorsun arkadaş. Burada hep merdivenler vardı metal, dikelajlı. Onları kaldırmışlar arkadaşlar haliyle sezon değiştiği için. Buradan da denize girebiliyorduk. Girebiliyorduk buradan da.
Buranın denizi zaten çok güvenlikli. Yani 150-200 metre gittiğiniz halde boyunuzu geçmez. Bakın çok güzel planlanmış, yapılmış. Ve yani düşünce çok güzel. Sahilde bakın duş panelleri var. Denizden çıktın. Basıyorsun. Ayağını yıkıyorsun arkadaş. Buna geliyorsun. Duş alıyorsun. Acaba duş çalışıyor mu? Arkadaş duş da çalışıyor. Zaman ayarlı herhalde. Kendisi yavaş yavaş çıkıyor bakın. Şu an bile çalışıyor duşlar. Bir yandan yenilenen binalar var. Müzik yayını yapan direkler var. Bakın şu da çok güzel. Çalışıyor mu acaba bilmiyorum. Onu da göstereyim. Bu da su içme panelleri. Su içme panelleri yapılmış arkadaşlar. Pedala basın diyor. Aşağıda pedala basacağız. Aha çalışıyormuş arkadaşlar. Bakın. Su içme şeyi. Buradan pedala basıyoruz. Böyle içme suyu arkadaşlar. Bak. Ağzını dayayıp içiyorsun. Çalışıyormuş. Bunlar da çalışıyor hala. Bu sahil gerçekten çok nadide bir yer oldu arkadaşlar. Ve birçok mekan var ve yenileri de açılmakta. Plajın güzelliğini görüyorsunuz mu arkadaşlar? Yani ne bir derya plaj. Mi diyor. Yaza soyunma kabinleri, WC'ler de yapılacakmış. Bakın burada bu sahil boyunca böyle ufak böyle tren var. Bu trenle binip sahil hattını gezebiliyorsunuz. Çocukların çok hoşuna gidiyor. Hala düzenleme yapılıyor. Yani %99 bitmiş ama yaza çok daha mükemmel olacak belli. Burada Büyükçekmece Belediyesi'nin sosyal tesisleri de var arkadaşlar. Burada
Ben burayı tercih ediyorum. Hem ekonomik hem çok temiz. Büyükçekmece Belediyesi'ne ait sosyal tesisteyiz. Günün çorbası mercimek. Bakın arkadaşlar, burası hem temiz hem hesaplı. Güzel bir yer. Halkın gerçekten çok rağbet ettiği bir yer. Biz de burayı tercih ediyoruz. Uçağı kenara almışlar. Burası da kıyı marina. Burası da açıldı arkadaşlar. Daha önce de ben buraların videolarını çekmiştim. Yapım halindeydi. Şimdi tamamen açılmış durumda. Şimdi buraya da bir gezelim. Tam marina burası arkadaşlar. Teknelerin konaklama yeri. Katamaranlara bak. Uf, maşallah. Süt iş. Büyükçekmece sahili gerçekten çok özel, nadide bir yer oldu arkadaşlar. Benzin istasyonu bile var. Kıyı Marina'nın şu anki otoparkı böyle arkadaşlar. Ücretsiz. Sol tarafta eskiden hatırlarsanız aqua park vardı. O yıkılmış arkadaşlar. Büyükçekmece Körfezi'nin karşı sahilindeyiz. Buraya pek insanlar gelmiyor. Buraya ulaşım zor arkadaşlar. Yani yukarıdan buraya iniş çok zor. Hep siteler var. Sitelerden yol yok. O yüzden burası her zaman sakin. Abi marina 24 diyor. Abi şu evin güzelliğine bak. Şu evin güzelliğine bak ya. Bunun mu güzelliği? Abi denize sıfır, manzara sıfır. Yani güzel düşünmüşler. Her şeyi düşünmüşler. Ama hayat yok arkadaş. Görüyorsun bak.
Çok güzel liman gibi yapmışlar. İskeleler yapılmış ama arkası gelmemiş. Evet, burada da denize girmişliğim oldu yazın. Buraya Baba Burnu deniyor arkadaşlar. Burada denize giren arkadaşlardan öğrenmiştim adını. Buraya Baba Burnu diyorlar. Büyükçekmece Körfezi'nin şu an karşı sahilinin en uç noktasındayız. Bak, şöyle bir manzara var arkadaşlar. Büyükçekmece Körfezi'nin sahillerinin tamamını, yenilikleri, son halini sizlere tanıtmaya çalıştım. 3 Kasım 2022 tarihindeki durumu bu arkadaşlar. Hoşça kalın. Umarım zevkle izlemişsinizdir.